Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Tevbe suresi 53-59. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bugünkü ayetler Tebük Seferi ile alakalı bazı durumları bize anlatıyor. Gul enfigu tav'an ev kerhe. Ey peygamber, o münafıklara de ki, yani ister gönüllü ister zorla infakta bulunun. Len yutegabbele minkum. Bu sizden kabul edilmeyecek. İnnekum, çünkü siz küntüm gavmen fasıkın, fasık bir kavim oldunuz. Allah'a itaatten çıkan, isyan içine giren bir kavim oldunuz. Tebük seferinin diğer seferlerden bir farkı, çok büyük bir sefer olması ve epey bir mali boyutunun da olması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seferberliği ilan ediyor. Herkes malıyla, canıyla, kim ne kadar destek olabilecekse bu sefere katılacak. İşte Allah yolunda vermek çok güzel bir fazilet ama bu münafıklara ağır geliyor. Yani mal canın yongasıdır derler. Malından bir miktar böyle fetih ordusuna, peygamber ordusuna vermek nefsine ağır geliyor. Ayet-i kerime onlara şunu hatırlatıyor. Yani siz İster severek verin, isterse sevmeyerek, hoşlanmayarak verin. Ne şekilde verirseniz verin, bu sizden kabul edilmeyecek. Yani bunun sevabını göremeyeceksiniz. Verirken Allah için vermek gerekir. Allah için vermedikten sonra vermenin de bir kıymeti yoktur. Ve niçin bunlardan kabul edilmeyecek? Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. Demek ki fasık olanlardan indi ilahide bu gibi şeyler kabul edilmiyor. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ Onların bu şekilde nafakalarının, vermelerinin kabul edilmemesi sebebi şu: اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. وَلَا يَتُونَ الصَّلَاةَ Ve onlar namaza da gelmez. اِلَّا وَهُمْ كُسَالَ Ancak tembel tembel gelirler. وَلَا يُنْفِقُونَ Ve infak da etmezler. İlla vehum kârihun. Yaptıklarında da hoşlanmayarak verirler. Bundan dolayı onların nafakaları, mallarından çıkarıp vermeleri Allah nezdinde muteber değil ve buna bir sevap elde edemeyecekler. Ayet-i kerimede onların nafakaları niçin kabul edilmiyor? Velev doğrudan yardım da yapmış olsalar bu neden nazara alınmıyor? Her şeyden önce onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Yani iman yok. İman olmadıktan sonra kafirlerin amelleri boşa gitmiştir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetlerinde bunu anlatıyor. Kafirlerin amelleri çöldeki serap gibidir. Bir şey var zannedilir ama gerçekte yoktur. Onların amelleri fırtınalı havada savrulan küller gibi. Ellerinde hiçbir şey kalmaz. Demek ki bu verme noktasında da her ne kadar peygamber ordusuna da yardım etmiş olsa ama iman olmadıktan sonra o vermek bir fayda sağlamıyor. Ve ibadet noktasında da bunlar namaza gelmezler. Geldiklerinde de tembel tembel gelirler. Can korkusuyla gelirler. Kendilerinin münafık olduğunun farkına varılmasın diye mecburen gelirler. Ama bu makbul bir namaz kılmak değildir. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Ve dördüncü bir özellik olarak da onlar verirken hoşlanmayarak veriyorlar. Can korkusuyla veriyorlar. Ve içlerinden gelerek bir verme değil. Bütün bu sebepler ard arda geldiğinde her ne kadar onlar vermiş de olsalar bu verdiklerinin bir anlamı olmayacak ve bundan istifade edemeyecekler. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمَّالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Ey peygamber, onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Yani olur ya, bir kısmının malı çoktur, şu kadar malı var diye onlara imrenme, onları bir şey zannetme. Evlatları çok olabilir, aşiretleri çok olabilir. Buna da takılıp kalmam. İnnemâ yuridullah, Allah ancak şunu murad ediyor. Liyuazzibehum bihe, Allah bunlarla onları azap etmeyi murad ediyor. Fil hayâti dünya, dünya hayatında bu mallarıyla, evlatlarıyla onlara azap etmeyi murad ediyor. Ve tezhaga enfusuhum,
ve onların ruhlarının, canlarının çıkmasını vahum kafirun, onlar kafir bir şekildeyken ruhlarının çıkmasını, canlarının alınmasını murad ediyor. Burada yani dünya hayatında mal ve evlat ayet-i kerimede, bir başka ayet-i kerimede dikkat çekildiği üzere el malu vel benun zinetul hayati dünya. Mal ve evlat dünya hayatının bir zinetidir, bir süsüdür. Vel bagiyatus salihat hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Ama bakiyatus salihat, Allah yolundaki yapılan ibadetler, söylenen güzel sözler, bunlar kalacak. Bunlar diğer alemde kendilerinden bir sevap beklenebilecek. İşte kafirlerin, münafıkların şu dünya hayatında epey malları olabilir. Epey aşiretleri, adamları olabilir. Buna takılıp kalmamak lazım. Ve onlar açısından da bunu illa büyük bir nimet gibi görmemek gerekir. Dünya hayatında bunlarla azap çekiyorlar. Yani malı kazanırken azap, harcarken bir takım gayrimeşru şeyler, bunun ızdırabı, kendi aralarında bir takım başka problemler ve bunun neticesinde her ne kadar servetler olsa da o kadar ağız tadıyla da bundan istifade edemiyorlar. Ve Allah-u Teala onların kafir olarak canlarının alınmasını murad ediyor. Tabi Allah-u Teala kullarına haşa şer murad etmiş değildir. Ama bu bir imtihandır. Buna imana liyakati olmadıklarında, küfürde ısrar ettiklerinde Allah o şekilde onları küfür üzere öldürtecektir. Küfür üzere onların canı alınacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Cennete girmek istemeyen kimseler dışında herkes cennete girecek. Diyorlar ki ya Resulallah, kim cennete girmek istemez ki? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor Allah'a ve Resulüne iman eder, salih amel işlerse cennete girmek istiyor demektir. Kim de bunları yapmazsa girmek istemiyor demektir. İşte ayet-i kerimede nazara verilen malı, evladı ziyade olan bir kısım münafıklar, bunlar her ne kadar dünya hayatında görkemli bir mevkide olsalar da fakat imandan nasiplerini almamışlar, imana yönelmemişler. Bunun neticesinde kafir olarak şu dünyadan göçüp gidecekler. Ve yahlifune billahi innahum leminkum, o münafıklar sizden oldukları hususunda yemin ederler. Yani bu da zaten münafıkların temel özelliklerinden birisi, yalan söylemek, yalan yere yemin etmek. İşte peygamber ve ehli imanın yanında olduklarını göstermek için yalandan yemin ederler. Ve ma hum minkum, onlar sizden değil. Velakinnehum gavmun yefragun, lakin onlar korkudan ödü patlamış olan kimseler. Yani can korkusuyla böyle söylüyorlar. Gerçekte iman etmemişler. Bunlar gerçekte münafık ama can korkusuyla iman ettiklerini söylüyorlar. Lev yecidune melce'en, şayet onlar bir sığınak, kale gibi sağlam bir sığınak bulsalar, ev maharatin, veya mağaralar, sığınacakları mağaralar bulsalar, ev muttahalen, veya sokulacak bir yer, herhangi bir delik bulsalar tabir caizse, levellev ileyhi, onlara yönelirlerdi. Vahum yecmahun, böyle koşarak, dolu dizgin adeta, oralara giderlerdi. Yani Medine'de kalmış olan o münafıklar, eğer kendilerine bir sığınak bulabilseler, bir kale gibi bir yer bulabilseler veya mağara, gizlenip kaçabilecekleri yerler bulabilseler hiç durmazlar. Koşarak oralara giderler ve savaşta ortada görülmezlerdi. Bu da insan psikolojisini nazara veren ayetlerden birisi. Yani münafık iç dünyasında korkaktır. Savaş gibi haller onlara çok zor gelir, ağır gelir. Ve katılmak istemezler. İsterler ki kaçacakları bir yer olsa, sığınacakları bir yer olsa ve o şekilde onlar da kurtulsalar. Böyle isterler. Ehli iman ise bu noktada farklı. Ehli iman adeta bir düğüne gider gibi, bir ziyafete koşar gibi Allah yolunda cihada, Allah yolunda savaşa katılırlar. Ve derler ki bizim için savaşta iki güzelden biri var. Ya galip gelmek ya şehit olmak.
ölürsem şehidim, kalırsam gazi diyerek gerekirse Allah yolunda can vermeyi, canlarına minnet bilerek o şekilde giderler. Ve minhum men yelmizuke fis sadakat. Onlardan bir kısmı sadakalar hususunda seni kınıyor, dil uzatıyorlar. Fe in utu minha radu. Eğer o sadakalardan, ganimetlerden kendilerine verilse buna razı oluyorlar. Ve illem yutav, ama verilmediğinde, ve illem yutav minha, onlardan verilmediğinde izahum yeshatun, bir de bakarsın ki onlar son derece kızgındırlar. Bununla alakalı bazı olaylara yer verilir. Zülhüveysıra adında, namında birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetlerden taksim ederken haddini aşar bir şekilde, küstah bir şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle diyor: ya Resulallah, adil ol diyor. Peygamberimiz bu hitap karşısında adeta kıpkırmızı oluyor ve şunu söylüyor: ben adil olmadıktan sonra kim adil olacak? Ardından da diyor ki, dikkat edin, bunun neslinden ileride bu gibi kimseler çıkacak. Aşırı, mizacı bozuk kimseler çıkacak diye haricileri haber veriyor. Demek ki velev İslam toplumu içinde de olsa bir kısmı bu şekilde pişmemiş, ham ve bir takım böyle ganimet gibi meselelerde hemen birden tavrını değiştirebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra işte Huneyn Savaşı var. Huneyn Savaşı'nda çok büyük bir ganimet elde ediliyor. O elde edilen ganimeti herkese eşit olarak değil, durumlarına göre farklı bir şekilde dağıtıyor. Ve Medineli Müslümanlara, Ensar'a diyor ki, yani muhacir kardeşlerimizin ihtiyacı daha fazla, onlara biraz daha fazla vereceğim diyor. Onların rızalarını alıyor. Öte yandan müellefe-i kulüp tarzında Mekke'de yeni İslam'a girmiş olan onların önde gelenlerinden bir kısım zatlara ihtiyaçları olmadığı halde gönüllerini hoşnut etmek için bir miktar veriyor. Buna müellefe-i kulüp denilir. Ama bu tarz bir uygulama bazılarında sıkıntı meydana getiriyor. Ve ileri geri konuşmalar oluyor. Ayet-i Kerime bu gibi durumlara işaret etmekte. O münafıklardan bir kısmı da vardır ki sadakaların dağıtımı hususunda ileri geri konuşur, tenkit eder ve eğer o sadakalardan kendine verilse bundan razı olur. Ama verilmediğinde, verilmediği takdirde kızgın bir şekilde oradan ayrılır. Demek ki insanlarda bu manada bir menfaatçilik var. Rabbena, Rabbena hep bana tarzında sırf kendi menfaatini düşünmek var. Halbuki insan sosyal bir varlık, diğerlerini de düşünmeli, daha ziyade ihtiyacı olanları tercih etmeli. Buna mukabil, bunun tam zıttı bir duyguya Kur'an-ı Kerim'de yine yer veriliyor. Cenab-ı Hak Ensar'ı anlatırken ve yu'thiruna ala enfusihim velev kâne bihim hasasa. O Ensar her ne kadar kendileri çok şiddetli muhtaç da olsalar başkalarını kendilerine tercih ederler. Buna isar hasreti deniyor. Kendisi muhtaç olmakla beraber başkalarını kendine tercih etmek. İşte münafıklarla ehli iman, hakiki ehli iman bu noktada birbirinin tam zıttı kutuplarda yer alıyor. Ehli iman başkalarını tercih ediyor, başkalarına verilmesini istiyor. Ama ham ruha sahip, pişmemiş münafıklar, olgunlaşmamış bu kimseler hep kendilerine verilmesini istiyorlar. Kendilerine verilmediğinde feryadı basıyorlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ. Şayet onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalardı. Tabi burada Allah'ın verdiği derken Allah nasip ediyor.